Jack Paul ve Mike Tyson çok zordu arkadaşlar. Zaten onunla ilgili konuşacaktım. Hazırlamıştım. Böyle olaylar arkadaşlar. Zaten dümenden büyük ihtimal onu fark etmişsinizdir. Adamlar Jake Paul tayfa özellikle bu yalan dolan kavga dövüş olaylarını baya baya ünlendirdiler. Birçok kişi de şey diyordu biliyor musunuz? Boks artık insanlar boksu seyretmiyor. Boksu seyretmedikleri için böyle garip grup gerçekten sirk gibi olaydı yani. Böyle garip olaylar yapılıyor. Çünkü artık şey baya baya daha ünlü. UFC, MMA baya daha ünlü. Zaten boks şeyle kickboksla bir şey yemişti. Ne derler? Darbe yemişti. Kickboksla bir darbe yemişti. Ondan sonra işte MMA çıkınca şu an boks seyreden ya da boks hakkında konuşan var mı bilmiyorum. Ya gençlerden mesela şunu düşün, Gençlerden boks sadece boks olarak seyreden var mı bilmiyorum. Ama varsa da hiç konuşulmuyor eskisi gibi. UFC maçları bak sürekli konuşuluyor. Ben takip etmediğim halde biliyorum yani millet konuştuğu için. Ana sayfalara hep çıkıyor. Logan Paul, Jack Paul bir gün birisi dallamalık yapıyor gündeme geliyor. Ve öyle an, adamlar öyle gündeme geliyorlar ki yani ne kadar dümen onu da anlayamıyorsun. Aaron Paul diye bir şey var ya oyuncu Breaking Bad'de falan oynadı herif. O adam falan mesela bunlarla ilgili konuşmuş. He's a piece of shit falan diyor şeyle. Logan Paul'la ilgili falan. Hani şu anda geldiğin noktada şey diyorsun. Acaba ona da para verip böyle kendilerine küfür mü ettiriyorlar? İnsanlar neden bu tipleri çok seviyor ben de bilmiyorum. İnsanlar neden özellikle böyle tipleri çok seviyor? Kendinden nefret ettirecek şeyleri yapan tipleri çok seviyor. İkisi de öyle. Yani genel olarak yaptıkları her şeye bakarsanız. Şi şimdi mesela bazen böyle linç edikleri büyük olaylar oluyor. Yok işte yanlarında çalışanlar diyor ki bize bunu yaptı falan ya da işte şakayla karışık bunu yaptılar falan. Onlar aslında hiçbir şey. Genel olarak zaten seyrederseniz adamların özelliği çoluğu çocuğu tokatlamak yani. Çoluğu çocuğu tokatlayıp paralarını almak. O yüzden ve o çoluk çocuk pro wrestling'in gerçek olduğuna inanan insanlar bu tür şeyleri de gerçek sanarlar. Bir haber gördüm. Gerçekliğine inanamadım ne kadar doğru bilmiyorum. Canlı olarak seyretmek için o maçın bileti 1 milyon dolara kadar çıkmış. Herhalde en önden falan seyretmek istiyorsan. 1 milyon dolara kadar falan çıkmış. Ya da kara borsa mı acaba? Yahu hani millet şey dedi. Oturup seyreden zaten Netflix üyeliği var yani. yani para da, parası da gitmedi. Sadece oturup seyreden adam bile vaktim gitti diyor. 2 dakikalık highlightlarını seyreden adam hayatımda 2 dakika gitti diyor. Ben mesela. <laughs> Seyretmeyip uyuyanlar kazandı diyorlar. İkisi birden kazandı tabii. Netflix çalışmadı aynı. Abi yani inanılacak gibi değil. Ama böyle. Yeni nesil ünlüler Olayı gerçekten çok iyi çözmüş durumda yani. Milleti nasıl tokatlayacaklarını, millete nasıl para alacaklarını çok iyi biliyorlar. Evet bizde peki Jaho vs. CS yok mu ya? Jaho CS kapışması yok mu bizde abi? Seyretmez misiniz? Ben seyrederim her türlü. Korsan. <laughs> para vermem. Kesinlikle olmalı. Olsun bence arkadaşlar. Olsun kesinlikle olmalı. Beni çağırsınlar, bana desinler ki ya 20 milyon dolar falan muhabbetleri var. Bana 20 milyon dolar değil, 1 milyon dolar versinler. Ben istedikleri kişiden dayak yerim. Sıkıntı yok. Türkiye'de niye yapmıyorlar bunun organizasyonunu? Hadi. Jaho vs. CS. Patlamış mısırlarımızı alıp canlı canlı seyretmemiz yok mu abi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi yan çiziyor demesinler de ben boks olayını sevmem bak. Artık boks mu kaldı ya? Adam gibi şey, ya en mantıklısı yani sokak dövüşü olmayacağına göre en mantıklısı o UFC şeylerinden, eldivenlerinden, onlar da çünkü grappling de yapabiliyorsun. UFC eldivenlerinden. Diğer çok komik geliyor ya bana. Şöyle şöyle abi. Diğer boks eldiveni artık çok komik geliyor bana. Bir de ben tekme atam, atmadan duramam ki. <laughs> tekme atmadan duramam. Kapmadan duramam. UFC kurallarıyla. Biraz daha eğlenceli olur. Biraz daha eğlenceli. Olur. Tekme falan serbest olsun en azından. Grappling falan bir şekilde serbest olsun. Yastık gibi elde ediyor. Enes Çaylı. R başı maçını en önden izlemek için 100 kağıt çalışır. 100? 100 mü? 100. 100. Dolar mı? Dolar mı acı? 100. 112 milyon dolar için puandan lose alır mıydın? <laughs> 1 milyon dolar için de alırım. <laughs> 1 milyon dolar için de alırım. Şimdi o kadar ucuzatmayayım kendimi değil mi? O kadar ucuzatmayayım. Yok yok 10 milyon 10 milyon. Ama yardımcı oluruz. Tyson da yazık etti demiş. Şimdi şey de çok üzüldü. Cenk Hoca da çok üzülmüş. Tyson niye öyle yapmışlar falan diye. Niye o hale getirmişler falan diye ama al... yani paralar inanılmaz arkadaşlar. Paralar inanılmaz. Ve şöyle bir şey var. Gerçekten Tyson'da da kesin öyle olmuştur da ondan önce de böyle YouTuber dövüşü muhabbeti. Çoluğu çocuğu eğlendirmek için yani YouTuber dövüşü muhabbeti. Adamların kariyerlerinde kazandıkları toplam para kadar falan kazanıyorlar. Mış. Ne kadar abartı bilmiyorum ama abartı bile olsa çok çok ciddi paralar kazanıyorlar. Profesyonel ki o kadar kazanmıyorlarmış yani. Düşünün. Öyle. Yani show business bu işte. Show business bu. Asla çok da olmayacak bir şey değil. Çünkü normal boks maçlarında sadece boksla ilgilenen insanlar seyrediyor. Ama bu tür maçlarda bütün YouTuber takip edenler seyrediyor yani. Yani şeyi düşünün arkadaşlar. Bakın ben e, Aikido dojosu açtım. ilk defa bu kadar. Kalabalık Aikido dojosu çok az vardır İzmir'de. Bu kadar kalabalık Aikido dojosu var mıdır bilmiyorum. Ondan sonra imza günü yaptık. Yani normalde mesela ilgi gösterilmeyen bir şey. Bu, bu da öyle yani. Boks maçı yoksa kimse seyretmez ki. Adamın takipçisi var diye. Bu da öyle. Kitap yazmıştı mesela. Normalde kitap okumayan adamlar bile almış. Ünlülerin bu tür endorsement'ları gerçekten fark ediyor. Jack Paul bütün ihtiyar emekli efsane dövüyor parayla. Anderson Silva'yı da yenmişti. Böyle efsane adamların para için soytarı tarafından ezilmesi bu sporların sevenler için üzücü. Evet doğru. Doğru öyle ama yani teklif ettikleri paralar inanılmaz paralar yani. İnanılmaz paralar. Sana bana yeter. Bunlar o parayı bir yılda bitir. Evet. Elon Musk PayPal'i kuruyor ilk. Zengin değilken yani. Zengin değil adam daha. Sonra PayPal'i kuruyor. PayPal bayağı tutuyor. Sonra PayPal'i satıyor. 18 milyon dolara satıyor. Konuşan adam da şey diyor. 18 milyon dolara sattın. Artık hani çekilkenarı ye o parayı falan hayatım boyunca. <laughs> Niye öyle bir şey yapmadı falan? Gerçekten öyle. Ondan sonra o parayla çok daha büyük işler yapmış işte. 18 milyon dolar. Düşünsene 18 milyon doları var mı adamın? Benim 18 milyon dolarım olsa dünyanın en zengini gibi hissederim. Adam da evet ilk adımı attık kafasıyla başlıyor. Şimdi Trump şey diyordu. Trump diyordu ki ben diyordu, ne yaptıysam kendim yaptım. Başta çok param yoktu. Sadece birkaç milyon dolarım vardı diyor. <laughs> ve tabii onla da çok dalga geçiyorlar. Onunla da çok dalga geçiyorlar ama doğru. Yani birkaç milyon dolardan bu kadar zengin olmak kolay değil aslında. Orası da doğru yani. 20 milyon dolar arkadaşlar, ben direkt şey yaparım. <laughs> Türk lirasına çevir, Türk lirasına çevir, faizini ye. <laughs> Escobar gibi, Pablo Escobar gibi. Pablo Escobar kokayından adam Zeki aga. Kokayından o kadar para kazanıyormuş ki çünkü şöyle bir şey var gerçekten. Bakın burada de, şeyden de fark ettik bunu arkadaşlar. Bu Jack Paul, Mike Tyson dövüşünden de fark ettik. Gerçekten parayı kırmak istiyorsan, amacın gerçekten parayı kırmaksa abi, zenginlere hitap eden bir şey yapacaksın. Özellikle de kafası çok çalışmayan zenginlere, parayı böyle çarçur etmek isteyen zenginlere hitap eden bir şey yapacaksın. Escobar da kokain işine giriyor. Stratejik olarak da böyle çok, ne derler o işin organizasyonunu çok iyi yapıyor. Ve adama yılda 22 milyar dolar para geliyor. Yıllık adama 22 milyar dolar para geliyor. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. 22 milyar dolar para geliyor adama. Ama bu illegal para. Başka bir deyişle. Bu parayı bankaya yatıramaz. Bu parayla bir şey yapamaz. Günümüzde olsa herhalde bitcoin alırdı. Diye tahmin ediyorum. Günümüzde olsa herhalde bitcoin alırdı. Ama bu parayı hiçbir şey yapamıyor. Bu parayı hiçbir şey yapamadığı için... Depo satın alıyor terk edilmiş böyle kimsenin görmediği Kimsenin görmediği terk edilmiş depolar satın alıyor Oralara koyuyor senelik arkadaşlar %10'u paranın Ya çürüyor ya fareler yiyor ya birileri bir şey oluyor Ya üstüne yağmur yağıyor senelik %10'u bu şekilde gidiyor paranın Başka bir deyişle senelik 2.2 milyar doları gidiyor adamın Bizde de vergi var gidiyor Senelik 2.2 milyar doları gidiyor adamın Fareler mağaralar ye yemesine yani Sonra şey diyor ya bir tane kadın vardı. Pukka mıydı o? Savunmuştu Escobar. İşte her şeyi sen yarım yamalak bilirsen böyle olur. Savunuyordu şey diye savunuyordu. Kendi mahallesine çok para yardımı yapmış diye. E, adamın sonsuz parası var zaten. Senelik 22 milyar dolar ne demek aga? Adamın sonsuz parası var. Yani sonsuz parayı zaten birisine vermekle, zaten fareler falan yiyecek olan parayı birine vermekle zaten çok böyle iyi kalpli olmuyorsun. O öyle ama e hadi tartışılır ve oradaki insanlar da bunu seviyorlar. Çok bonkör, cömert olduğu için seviyorlar. Ee, ancak şöyle bir şey var. Daha sonra adam iyice sapıtıyor. İşi büyüttükten sonra iyice sapıtıyor. Binlerce polisi öldürmüş. Çünkü şey diyor. Polislerin hepsi ya gümüş ya kurşun. Gümüş ya da kurşun ikisinden birini tercih edecek. Ya paraya bağlıyor, maaşa bağlıyor polisleri. Kabul etmeyenleri de vuruyor. Bin tane polisi öldürüyor. İşte e, onlarca hakimi öldürüyor. Bilmem kaç, dört tane e, şey öldürüyor. Başkanlık adayı. dört tane falan başkanlık adayı öldürüyor. En son sapıtıyor artık. Sapıtınca ülke diyor ki lan ülke elden gidiyor. <laughs> Basıyorlar adam ondan sonra. Mr. Anderson'da lan Kolombiya'yı kalkındırdı demiş. Adam siyasete falan da girmiş ha. Adam başkan olsa aslında Kolombiya'yı kalkındırırdı.